Merhabalar. Bugün saat 14'te bir canlı yayın konuğumuzla birlikteydik ama bugünün anlamını korona günlerini yaşarken asla atlamamamız gerektiğini düşündüğüm için yeniden birlikteyiz. Bugün 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü. Bir yayın yapmamamız düşünülemezdi. Dolayısıyla biz otizm deyince bu alandaki farkındalık çalışmalarına katkısı en az otizmle eşdeğer olan Parin Hanım'la, Parin Yakupyan'la bir araya gelmek istedik. Biz kendisiyle ilk kez böyle yüz yüze tanışıyoruz. Diliyorum ki en kısa zamanda gerçekten yan yana gelip görüşme, sohbet etme fırsatı da bulacağız. Ama ben kendisini elbette uzun yıllardır kendi oğlu özelinde binlerce çocuk için sürdürdüğü mücadele sayesinde tanıyorum. Benim için çok değerli olan pek çok arkadaşım, onun da çok sevdiği insanlar. Dolayısıyla Parin Hanım'ın benim için gerçekten ayrı bir yeri var. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Parin Hanım'ı bilmeyen yoktur ama ben tekrar şöyle hızlıca bir üzerinden geçmek istiyorum. Özel Çocuklar Eğitim ve Dayanışma Derneği Başkanı Garen'in annesi, otizm deyince Türkiye'de akla gelen en önemli isimlerden birisi. Çok güçlü bir kadın, çok güçlü bir anne. Her fırsatta, her yerde, utandırmak için değil, sadece Sezar'ın hakkı Sezar'a. Her yerde otizm söz konusu olduğunda bulunmaya çalışan bir isim. 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü'yle ilgili çok bir şey söylemeye gerek yok belki ama bugünlerde siz her 2 Nisan'dan farklı bir 2 Nisan yaşıyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Nasıl bir farklılık var? Koronavirüsün nasıl bir farklılığı, farkındalığı oldu? Valla şimdi şöyle, bizim açımızdan da fark eden şeyler var tabii ama genel anlamda bizim hayatımızın bir döneminde, her otizmli ailenin bir döneminde parka gidemediğimiz, sokağa çıkamadığımız, lokantalara gidemediğimiz, evimize hapsolduğumuz dönemler oldu. Evet. Biz aslında bu hayatı biliyorduk. Evet. Artık biz de biliyoruz, hepimiz de biliyoruz, toplum olarak biliyoruz. Belki empati sağlamamızı artıran bir süreç olarak bakmalıyız sanıyorum. Biz işte bu sürecin diğer otizmi bilmeyen aileler ve insanlar için bir empati süreci olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu aslında bu süreç pek çok açıdan her birimizin çok dersler aldığı, bir daha belki de asla eskisi gibi olmamamız gereken bir dönem olması gerekiyor. Yani kendimizle baş başa kaldığımız, kendimizi sorguladığımız ve aslında ne kadar önemsiz şeylere takıldığımızı gördüğümüz, işte yoğunluktan şikayet ederken yoğunluğa aslında şükreder hale geldiğimiz, keşke trafikte kalsak da bir saat, iki saat kalsak da yeter ki kalsak dediğimiz bir çıkabilsek. Ama otizmin içine baktığımızda, otizm açısından da bence insanlarımızın biraz hani sokağa çıkamamak, gidememek, bir yerlere gidememek nedir birazcık anlayabilmeleri açısından belki bir fırsat olur diye bir şekilde aileler düşünüyoruz. Hatta bugünkü yazılarımda, kendi Instagram hesabımda ve Facebook hesabımda bu konuyla ilgili yazdım. Yani bu süreç belki insanların bizi anlamalarına biraz daha yardımcı olacak bir süreç olur da biz çünkü yıllardır otizm farkındalığında ne yapabiliriz, nasıl insanların otizme dikkatini çekeriz, nasıl onların empatisini sağlayabiliriz derken bu Nisan'da bizim dışımızda bir şey oldu ve herkes evinde kaldı. Belki de bu Nisan'dan itibaren insanlar dışarı çıkamamanın, istediği yerlere gidememenin ne olduğunu anlarlar da birazcık daha bize anlayış gösterirler inşallah diye düşünüyorum. Çok haklısınız. Bugünkü paylaşımlarınızda da evet üzerinde durduğunuz hepimizi eşitleyen bir virüs oldu. Artık gerçekten dışarıya çıkamamanın ne olduğunu, o basit özgürlüğün ne anlama geldiğini hepimiz çok daha iyi anladık. Otizmin kitaplarda, bilgisayar ekranlarında bir takım tanımları var. Bir çeşit gelişimsel bozukluk, tekrarlayıcı davranışlarla kendini gösteriyor, gelişimde beyin vesaire vesaire. Ama ben sizden duymak istiyorum. Parin Yakupyan'a göre otizm nedir? Biz otizmi böyle kitabi bilgilerle okuduğumuzda anlayamıyoruz, sindiremiyoruz belli ki. O yüzden sizden
bizim otizmi anlayabilmemiz ve empati geliştirmemiz için nereden, hangi pencereden bakmamız gerektiğini duymak istiyorum. Ya şimdi benim için aslında benim çok basit bir sloganım var otizmle ilgili. Kendi adıma, bu herkes için olmayabilir. İyi ki ile keşke arasında bir çelişki diyorum ben kendim için. İyi ki oğlum otizmli olmuş ve ben otizmlilerin o saf dünyasına girebilmişim. Mücadele etmenin, savaşmanın ne olduğunu öğrenmişim. Ve pek çok anne ile kader birliği yapmışım. Ve o basit takıldığımız saçma sapan sorunlara takılmayan bir insan haline gelmişim. İyi ki. Keşke olmasaydı ki ben de herkes gibi çocuğumla ilgili işte hangi üniversiteye girecek, nasıl bir mesleği olacak diye hayaller kurabilseydim. Benden sonra Garen ne olacak, ne yapacak kaygısı yaşamasaydım. Ben öldüğümde onu nereye teslim edeceğim demeseydim. Yani gerçekten bu iki uç arasındayım ben otizmle. Otizm evet, nöro gelişimsel bir bozukluk. Bir hastalık değil. Hastalık olsaydı ilaçla tedavisi olurdu. Bütün vücutta oluşan bir bozukluk. Yani tamamen bir farklı olma. Evet, hali. Ama bu eksiklik değil. Yani hani sizden daha eksik veya benden daha eksik değiller. Sadece bizim yaşadığımız ve bizim kurduğumuz bu hani çok sayıda olanların, yani normal demek istemiyorum, çok sayıda olanların kurduğu düzene ayak sağlayamıyorlar, uyduramıyorlar. Yani problem burada. Eksik oldukları için değil. Bunu biz kurmuşuz. Onların kurdukları için. Evet. Belki onların kurduğu bir düzen olsaydı biz buraya uyum sağlayamayacaktık. Körlük diye bir kitabı var. Kitap vardır. Onu her kişinin okumasını tavsiye ederim. Orada aslında çok güzel anlatılıyor. Herkes kör olmuş ve kör olmayanlar aslında engelli haline geliyor kitabın sonunda. Yani hani bunu anlayabilmek çok önemli. Otizmin bana öğrettiği çok şey var. Tabii benden götürdüğü de çok şey var. Otizmlerin zeka durumu herkes gibi çok zayıf oluyor. Galiba yayınla ilgili bir sorun yaşıyoruz. Sizin sesinizi duyamadım ben. Beni duyabiliyorsanız en son otizmin zeka ile ilgili kısmı ile ilgili bir şeyler söylüyordunuz. Duyabiliyor musunuz Parin Hanım? Evet, gerçekten internetle ilgili, teknolojiyle ilgili türlü çeşitli sıkıntılar yaşıyoruz. Hepimiz bu. Biz bugün 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü çerçevesinde Özel Çocuklar Eğitim ve Dayanışma Derneği Başkanı Parin Yakupyan'la birlikteyiz. Şimdi kendisini izninizle yeniden yayına bağlamaya çalışacağım. Ancak bir sorun yaşıyoruz sanıyorum. Evet, Parin Hanım bizi izlemeye tekrar başladığında derneğin hesabından biz de kendisine bağlanabileceğiz. Evet. Birazdan bizimle olacak yeniden. Bu tür teknik aksaklıklar da bizim galiba eskiden çok tepki göstereceğimiz bir takım şeylere karşı da biraz daha sabır gösterir hale geldik diye düşünüyorum. Eskiden bu tür kopmaları anında ben kendi adıma tepki gösterirdim. Ya ne oldu, niye şimdi kopuyor? Fakat bugünlerde hayatın, rutinin arasında basit, sıradan bir aksaklık haline gelmeye başladı. O yüzden sanıyorum ki biraz en azından benim kendi adıma biraz toleransımı yükseltti diyebilirim bu teknolojiyle ilgili sıkıntılar. Payın Hanım'ın cevabını bekliyoruz. Şu an kendisine ben bir davet gönderdim. Birazdan bizimle olacak. O bizimle olana kadar ben size 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü ile ilgili birkaç bir şey söylemek istiyorum. Birleşmiş Milletler'in 2008'de aldığı bir kararla 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü haline geldi. Ve bu konuyla ilgili yapılan çalışmalar, otizmli çocuk sayısındaki istatistiki çalışmalar, otizmli çocuk sayısındaki artışı da aslında gözler önüne seriyor. Öyle ki 2005'te her 2500 doğumdan birinde otizm görünürken şimdi bu oranın 50,
9 çocukta biri düştüğü belirtiliyor. Bu da bizim için aslında normal anormal kavramına yeniden bir bakmamız gerektiğini gösteriyor. Çünkü kim normal, kim değil? Bütün bunları yeniden değerlendirmemiz gerekiyor. Çünkü sayı giderek artıyor ve biz otizmli olanlar ve olmayanlar birlikte yaşamanın yollarını bulmak zorunda kalıyoruz. Payın Hanım, ben size bir davet göndermeye çalışıyorum ama ne yazık ki bunu başaramadım. Eğer mümkünse siz bana bir canlı yayın daveti gönderebilir misiniz acaba? Evet. Payın Hanım'ın katılmasını bekliyoruz.